Selamünaleyküm sevgili gençler. Bugün sizlerle ünitemizin son konusu olan Kur'an'dan mesajlar Nisa suresinin 69. ayetini göreceğiz. Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Kadınlar suresi yani Nisa kadınlar demektir arkadaşlar. Bakara suresinden sonra en uzun suredir. Medine'de indirilmiş medeni bir suredir ve 176 ayetten oluşmaktadır. Her dönemde Yüce Allah'a verdiği söze bağlı kalarak doğruluk konusunda hassasiyet gösteren sıddıklar, Allah yolunda cihad edip bu yolda canını veren şehitler ve inancında, niyetinde, söz ve hareketlerinde doğru olan, her zaman doğruluğu benimseyen salihler var olmuştur. Allahü Teala insanlar içinde fazilet bakımından en üstün olanları peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır. Burada peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin makamının yüce ve üstün olduğunu bildirmiştir. Bu dört sınıfın bir grup oluşturması Allah'ın ahiret gününde peygamberlere diğer insanlar arasında bir ayrım yapmayacağını ve hangi dönemde yaşarsa yaşasın, Allah'a ve peygambere itaat eden insanların ahirette en yüksek mertebelere ulaşacağını işaret etmektedir. İtaat, imanın bir adım sonrası ve imanın bir gereğidir. Bu ayet bize Allah'a ve Resulüne itaatin kişiyi en yüksek makama ulaştıracağını haber veriyor. Ayet, bunlar ne güzel arkadaştır sözleriyle son bulurken bu kimselerle arkadaş olmanın imrenilecek bir durum olduğunu belirtmiş, ayrıca inananları iyilerle arkadaş olmaya teşvik etmiştir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Kim ölünceye kadar bunlara devam ederse kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birlikte olur. Dedi ve iki parmağını göstererek anne ve babasına asi olmadıkça diyerek hadisi tamamlamış arkadaşlar. Şöyle peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve iyi kimseler yani salih kimselerlerin burada makamının ve bulunduğu konumun yüceliğini hatta diğer insanlara örneklik teşkil edecek, diğer insanları teşvik edecek şekilde onların makamının yüceliğini ve onlara komşu olmanın üstün olacağı noktasında bizlere ne yapılıyor? Teşvik etme amaçlı söyleniyor arkadaşlar. Bu da önemli. Ünitemizin son konusu da buydu. İnşallah sorular üzerinden de ünitemizi tekrar edelim ve bu ünitemizi de tamamlayalım. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ahilik teşkilatının işlevlerinden birisi değildir? Ahilik teşkilatının üzerinde biraz durmuştuk arkadaşlar konuları anlatırken. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamak. Evet, bu arkadaşlar onun işlevlerinden bir tanesi. Sınır boylarındaki düşmanlara karşı askeri harekat düzenlemek. Evet, bu değil arkadaşlar. Askeri harekat düzenlemek ahiliğin görevlerinden değil. Göçebe halkın yerleşik hayata uyum sağlamalarını temin etmek. Evet, bu da faaliyetlerinden bir tanesi. Esnaflar arasında dayanışma sağlayarak kazançlarını artırmak. Bu da faaliyetlerinden bir tanesi. Türklerin yerli sanatkar ve tüccarla yarışabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak. Bu da faaliyetlerinin bir tanesi. Zaten baktığınız zaman esnaf ve yine aynı zamanda sanatkar ve tüccar onların bizzat görevlerinden bir tanesi. Ancak B seçeneğindeki sınır boylarındaki düşmanlara karşı askeri harekat alperenlerin ve savaşçı askerlerin işi arkadaşlar. Ahilerin ve ahilik teşkilatının işi ve mesleği değil. İkinci sorumuz.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? Ehli sünnet inanç sisteminin oluşmasına zemin hazırlayan alimlerden olup, Kur'an ve sünneti yorumlarken aklın ilkelerini göz önünde bulundurması sebebiyle Türk milletinin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. İsmiyle anılan fıkhi mezhep, Müslümanlar arasında yaygın olarak kabul edilmiştir. Daha öncesinde bunu anlatırken arkadaşlar şu kelimelere özellikle dikkat etmeniz ve bunların önemi üzerinden size sorular gelebileceğini söylemiştim. Aklın ilkelerini her daim göz önünde bulunduran, aklı geri plana atmayıp aklı faal olarak kullanan ve bu sebeple de Türk milletinin çoğunluğu tarafından kabul edilen bu mezhep ve bu İslam alimi kimdir? Ebu Hanife'dir tabii ki arkadaşlar. İmam Şafii ve Eş'ari bunlar genellikle daha çok nakilcidir. İmam Ebu Hanife ise, Hanefiler ise genellikle arkadaşlar aklı önceler. Bunun için cevabımız C seçeneği Ebu Hanife olacak. Türklerin Müslüman olmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tasavvuf anlayışı etkili olmuştur. Evet, bu anlayış etkili olmuş arkadaşlar. Abbasiler döneminde hızlanmıştır. Evet, Emeviler dönemindeki bir asimile şeyi vardı. Asimile etmeye çalışıyorlardı. Abbasiler daha çok özgürlükçüydü. Onun için Abbasiler döneminde daha çok Müslüman oldu Türkler. Milli karakter yapılarına zarar vermiştir. Asla arkadaşlar bu yanlış şıkkımız. Milli karakter yapısına zarar vermedi. Pek çok alim ve sufinin katkıları elbette olmuştur. Karakter yapılarına uygun olması nedeniyle kolay olmuştur. Bu zaten gördüğünüz gibi yanlış seçeneğimizle tamamen çelişen bir seçenek. Onun için arkadaşlar doğru seçeneğimiz yani bizden istenen seçenek C seçeneği. Milli karakter yapılarına Müslüman olmaları zarar vermemiştir. Hakkında bilgi verilen ve Türklerin İslam anlayışının oluşmasında büyük katkısı olan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? İslam'ın özünü anlattığı şiirleri bütün Anadolu'da yayılmış, kullandığı kelimeler ve ifade kalıpları, bunlara yüklediği anlamlar ve mecazlar, Türkçenin edebi bir dil haline gelmesi yolunda büyük bir aşama olmuştur. Yine anlatırken de burayı vurgulamıştım. Bakın burada da size öncül olarak veriyorlar. Türkçenin edebi bir dil haline gelmesi ve anlam ve mecaz yüklü kelimeleri bu anlamda önemliydi zaten. Gönül çalabın taht çalıp gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, bir gönül yıktın ise diyen, gönül yıkmayı Kabe'yi yıkmakla eşdeğer gören, bir gönül yıktın ise o kıldığın namaz değildir diyen kimdir? Yunus Emre'dir tabii ki arkadaşlar. Yunus Emre çok iyi Farsça ve Arapça bildiği halde Türkçe bu şekilde eserler ortaya koymuş ve Türkçeyi edebi bir dil haline getirmiştir. Bu anlamda da önemlidir diyelim. Hakkında bilgi verilen ve Türklerin İslam anlayışının oluşmasında, şurayı yine altını çizeyim. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında büyük katkısı olan bu anlayış aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininin fedakarlık, mertlik, yiğitlik gibi erdemleri etrafında oluşan bu anlayış Türklerin İslam anlayışında önemli bir yere sahiptir. Anadolu'ya gelen öncü Müslüman Türkler bu anlayışın esasları çerçevesinde ahilik teşkilatını kurdular ve Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynadılar. Daha öncesinde yine bu kavram gördüğünüz zaman size ilişkilendirecek ve size söyleyecekleri, verecekleri şeyler bunlardı dedim arkadaşlar. Direkt aklınıza gelecek olan, direkt bakmanız gereken iki tane şey var. Birincisi mertlik, ikincisi yiğitlik. Mertlik, yiğitlik ve kahramanlığa dair bir şey görürseniz bunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle fütüvvet olacaktır arkadaşlar. Fütüvvet anlayışı. Onun için cevabımız B seçeneği fütüvvet olacak. Yani burada fıkıhla, itikatla, mezheple zaten ilgisi yok. Size fütüvvete benzer bir kavram olan uhuvveti de vererek çeldirici olarak kullanmaya çalışmış. Ancak uhuvvet de değil, fütüvvet ehli olmak arkadaşlar fetihlerin bir nedir? Gereğidir. Yani fütüvvet sonucunda zaten birçok fetihler gerçekleşmiştir. Bu da mertlik, yiğitlik, kahramanlık gibi erdemlerin oluşumuyla ortaya konur diyelim.
Bu dersimizde de arkadaşlar ünitemizin son konusunu ve soru çözümünü yaptık. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.